20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Hem deniz amfibi hem de hava indirme unsurlarının kullanıldığı bu harekat teknik zorluklarının ötesinde Türkiye Cumhuriyeti açısından da çok önemli, büyük bir harekattı. 6 Şubat 2018'de vefat eden Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Mete Bey'i Muzaffer Sever, Kıbrıs Barış Harekatı'nda albay rütbesiyle Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Nurettin Ersin'in İstihbarat ve Harekat Şube Müdürü'ydü. Harekattan önce yaklaşık 2 yıl süreyle Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı'nda gizli görevlerde bulunan Muzaffer Sever, ölümünden önce yayınlanan söyleşisinde Kıbrıs Barış Harekatı'na dair anılarını anlatmıştı. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Kıbrıs Barış Kuvvetleri İstihbarat ve Harekat Şube Müdürü Albay Muzaffer Sever'in anlattıkları Kıbrıs Barış Harekatı'na dair bilinmeyen bazı detayları içeriyor. Ben 1970-71'de TMT'de görevliydim. Kod ismim Mete Bey'di. Bizim ilk bir planımız vardı. Yıldız 70 Harekat Planı. Magason'un kuzeyindeki plajlara çıkma planıdır. 1971 yılında öyle bir tesadüf oldu ki, yine 19 Temmuz günüydü, o günü hiç unutmuyorum. Geceleyin bize sancaklardan mesajlar gelmeye başladı. Limassol'dan, Larnaka'dan, Baf'tan, Erenköy'den, Yeşilırmak'tan, Serdarlı'dan kendi bölgelerinde hareketlilik olduğunu söylediler. Ben de bizim adamları bölgelere gönderdim. Bu hareketlilik nedir, araştırın diye. O arada Larnaka sancağından bir mesaj geldi. Limassol yönünden 20 araçlık bir Rum konvoyu geldi. Larnaka'dan Magosa istikametine gitti diye. Araştırma başlattık. Serdarlı hariç diğerleri kendi bölgelerindeki kampların boşaltıldığını söylediler. Ben özellikle Magosa'nın kuzeyini araştırın dedim. O bölgeye gelmişler ve bizim ikinci hat dediğimiz bir hat vardır ve hücum hattının hemen gerisindeki hattır. Hücum birliklerinin çıktığı plaj mesela birinci hattır, sonraki hat ise ikinci hattır. O hat üzerinde Rum birliklerinin tertiplendiğini öğrendik. Muzaffer Sever, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a bir müdahale olması durumunda kullanmak üzere hazırlanan ve Magosa'nın kuzeyinden adaya çıkmayı öngören planının Rumlar tarafından bilindiğini, böylece fark ettiklerini anlatıyor ve ekliyordu. Ben bunu ilgililere anlattım. Dedim ki, Rumlar Yıldız 70 planını biliyorlar. Plan deşifre oldu. Planı değiştirin. Bunun üzerine 1971'de yeni bir çıkarma planı yapıldı. Bu arada buna ek olarak bu indirme planları eklendi. O sırada uçak ve helikopter sayımız artmaya başlamıştı. Rumlar bu yeni planı öğrenemediler. 20 Temmuz 1974'te de Türk askerini Magosa'da beklediler. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Rumlar Türk harekatına karşı Magosa'da tedbir alırken, Türk Barış Kuvvetleri ise Girne yakınlarında Yavuz Plajı adı verilen Pladini Plajı'na çıkıyordu. Rumlar fiilen baskına uğradılar. Barış harekatı iki koldan yürütüldü. Denizden gelen Tugay gücündeki çakmak kuvveti Yavuz Plajı'na çıkarken, aynı saatlerde ise Üçgen Bölge adı verilen iç kesime helikopterlerle komando Tugay'ı, paraşütle de hava indirme Tugay'ı indiriliyordu. Çıkarma birlikleri havadan inen birliklerle birleşmek için hızlıca Girne'ye doğru harekete geçtiler. Muzaffer Sever o günkü Rum milli muhafızlarının manevralarını takip ederek aslında Rumların 3 ayrı planından birini net olarak ortaya çıkarmıştı. Çünkü Rumlar Leon, Aetos ve Velos adını verdikleri 3 savunma planı hazırlamışlardı. Bunlar Girne, Güzelyurt ve Magosa tarafından Türklerin yapacağı çıkarmalara karşı savunma planlarıydı.
Rumların savunma planlarından Leon planı böylece anlaşılmış oldu. Girne tarafından yapılan çıkarmanın ilk gününde yoğun ateş olmamasına rağmen, daha doğrusu ilk saatlerinde yoğun ateş olmamasına rağmen diğer bölgelerden akşam saatlerinde yedek birliklerin Girne bölgesine yaklaştığını, hatta taarruza geçtiğini de görüyoruz. Özellikle ilk 24 saat çok zorlu geçti. Bu harekat bir indirme harekatı ve çıkarma harekatının donanmanın ve hava kuvvetlerinin bombardımanının birlikte kullanıldığı dünyadaki ilk harekat olarak kayıtlara geçmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili anlatacaklarımız var. Bir başka videoda detaylarına gireceğiz. Sonraki içeriklerden haberdar olmak için abone olup zili açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız.